Uzun bir gece oluyor farkındayım efendim. Çaylarımız, kahvelerimiz tazelendi. Stüdyomuzda da, evlerde de öyledir. 20. saate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'yi anlamaya çalışıyoruz. Yayınımızın birinci saatinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la birlikteydik. Siyaseti değerlendirdik. İkinci kuşakta Profesör Süheyl Batum'la Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını ve Türkiye'nin hukuk reformu gündemini değerlendirdik. Üçüncü kuşakta Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Kayıhan Pala bizimle birlikteydi. Türkiye'deki korona salgın yönetimi ve aşı süreçlerini anlamaya çalıştık. Ve o andan itibaren de Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker ve ekonomi Selçuk Geçer'le Türkiye'yi veriler üzerinden veri tabanlı gazetecilik yaparak anlamaya çalışıyoruz. Can Selçuk'u Türkiye raporuyla Türkiye'nin kutuplaşma tablosunu ekranlara getirdi. Ve Araya Araştırma'nın kurucusu Murat Bey'le de Aralık 2020 verileri üzerinden Türkiye'yi anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Murat tekrar karşımda. Sevgili Murat'a bir kez daha Murat Karan'a hoş geldin demek istiyorum. Araya Araştırma'nın Aralık 2020 verileri üzerinden ilerliyoruz. İlk kuşağımızda kararsız seçmenin dağılımını analiz ettik. Ardından siyasi liderlerle ilgili kararsız seçmenin algısına baktık ve yayında reklama giderken de ekonomik verilere bakıyorduk. Hemen o ekonomik verileri bir kez daha Güvencim ekrana rica edeyim. O veriler üzerinden de Selçuk Geçer'le başlamak istiyorum bu kuşağa. Murat'ı da alarak evet demiştik ki sizce Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir? Araya Araştırma sordu. Ekonomi, hayat pahalılığı, yoksulluk %55, işsizlik %14. Murat'cığım bu veriyi bize açıklar mısın lütfen? Bu üç veri. Öncelikle hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz da başlıyoruz soruya. Onu almamış arkadaşlar ama onu da hızlıca belirteyim. %29 başarılı, %70, 65 ve üzerinde başarısız çıktı. 2020 ortalaması bu rakam %27 başarılı ve %70'lerde de başarısız çıkıyor. Vatandaşa soruyoruz ardından Türkiye'nin en önemli sorunu nedir, koronavirüs dışındaki en önemli sorunu nedir diye. Gördüğünüz gibi ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik bu konular %70'ler civarında bir cevapla karşımıza geliyor. 2021 yılından beklentileri de sorduk. Hem kendi ekonomisi, kendi aile ekonomisi açısından hem de ülkenin ekonomisinin geleceği açısından. Orada da araştırmayı doğrulayan ve teyit eden bir şekilde kendi iş tutarlılığı açısından baktığımızda orada da rakamlar hemen hemen %30'a %70, %30 olumlu, %70'ler civarında da bir olumsuzluk var. Genel itibariyle seçmen, vatandaş hükümetin ekonomi yönetimini hem beğenmiyor hem de önümüzdeki yıllarda çözebileceğine inanmıyor. Zaten o kararsız seçmendeki hızlı artışın aslında temelinde yatan ana gerekçe bu, ekonomi yönetimi. Peki bu Türkiye'nin en önemli sorunu nedir sıralamasına baktığımız zaman ilk iki sorun ekonomi ve işsizlik olarak çıkıyor ama üçüncü sorun da %9,8 gibi oldukça yüksek bir oranla eğitim sistemi ve eğitimsizlik çıkıyor. Daha önceki araştırmalarınızda eğitim hiç bu kadar yüksek bir mesele olarak karşınıza çıkıyor muydu yoksa özellikle korona ve EBA sürecinin başarısız olması bu veriyi getiren bir zemin mi teşkil etmiş? Kesinlikle. Üçüncü sırada genelde Suriye meselesi çıkıyordu. Suriyeliler, Suriyeli göçmenler. O koronavirüs bir yıla yaklaştı. İşte Mart ayından bu zamana çocukların eğitimi, uzaktan eğitimi oldu, olmadı. İşte başarılı internet altyapısı, teknolojik ürünlere her hanenin sahip olup olmaması. Tabii bunların hepsi beraberinde, o ekonomik sorunları da beraberinde getiriyor işte. Bir hanede iki çocuk var, üç çocuk var ama evde bir bilgisayar, belki de hiç yok. Çocukların eğitimi ciddi manada ebeveynler tarafından, yetişkinler tarafından çok endişeyle ve korkuyla beklenti haline geldi. Bu ne kadar sürecek? İnşallah yakın zamanda bu sorun biter de çocuklarımız bir an önce okullarına kavuşurlar. Çok teşekkür ediyorum Murat. Araya araştırmayı anlamaya ve bu Aralık 2020 verilerini yorumlamaya devam edeceğiz. Bu ekonomi verileriyle ilgili tablolardı. Biraz sonra erken seçim beklentisi, ittifaklar ve bugün seçim olsa dağılımlarını ekrana getireceğiz. Ve Murat'tan bunları anlatmasını ve analiz etmesini rica edeceğiz. Selçuk Geçer, Murat dedi ki 2021 yılında da hükümetin ekonomi politikalarına güven yok. Niye? Reform yaptılar oysa ki.
reform yapıldığına kimse inanmıyor öncelikle. Herhangi i̇şte Merkez bir Bankası yapılmadı. Faiz arttırdı dün. İkinci defa üstelik de güçlü bir faiz arttırımıydı. Faiz arttırımı bir reform mudur tartışılır. Değildir. Yani tartışmaya bile gerek yok. Diğer taraftan biz bu yolları 1994 5 Nisan'da da denedik aslında. Yüksek faiz ortamına girdik. Doları kuru baskılamaya çalıştık. Bütçeyi açtık. Ödemeler dengesini bozduk ve sonuç itibariyle işte o 5 Nisan kararları yaşandı. Arka arkaya devalüasyonlar ve sonrasında da bir yığın firma iflas etti ve arka arkaya işsizlik patladı. Şimdi buradaki mevzu aslında reform falan söylemleri değil. Kimse reforma falan inanmıyor. Burada herkes kendi ekmeğine bakıyor. Doğal olarak da geçinemediğini görüyor. Enflasyon değerlerinin ya da işsizlik verilerinin TÜİK'in açıkladığı gibi olmadığını düşünüyor. Güven çok ciddi anlamda bir problem haline gelmiş durumda. Bunu en üste çıkartıyor. İşsizlik zaten Türkiye'nin kronik sorunlarından bir tanesi. Son dönemde daha da artıyor. 28,5'a gelmiş durumda bu arada Özlem Hanım. 28,5'a mı geldi? Evet, yani geniş kapsamlı geniş tanımıyla kapsamlı herhalde. İşsizlik verisi bu TÜİK tarafından açıklanan veri. Yani herhangi bir sendika tarafından falan değil. Resmi veri. Resmi veriden bahsediyoruz. %28,5. Yani her 3 kişiden birisi neredeyse işsiz Türkiye'de. Genç işsizliğe bakıyorsunuz, orada da korkunç bir patlama üstelik var. Üstelik daha bir de işten çıkarma engeli var şu anda. Tabii, yani tabii. 3 ay sonra o da kalktığında ne olacak bu veri? Yani öngörmek... O işin içine girerse %35-40 bandına girecek. Hatta bu... daha da yukarıya çıkar muhtemelen, çünkü batıklar da artacak. Kontrolsüzce işten çıkartmalar gelecek. Dolayısıyla yani ben %40'ın üzerinde bir işsizlikle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Zaten İngiltere'ye ya da Avrupa ülkelerine baktığınız zaman orada artan işsizliğin kontrolsüz olduğunu görebiliyorsunuz. Ne yapacağız peki? IMF'ye Türkiye'de mi daha gitmek da kronik zorunda kalacak Türkiye? Yani bu yolun Türkiye sonunda IMF'ye ne? Gitmez. Türkiye IMF'ye gitse de IMF Türkiye'ye gelecek mi bakalım? Yani bir de böyle bir tablo var. Yani mesela katsa yaptırımları diye yaptırımlar söz konusu. Eğer ki bizim çıkışlarımız sertleşirse Amerika, Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlarla anlaşma yapmasını da engelleyebiliyor Türkiye'nin. Yani sadece kişilere özel yaptırımlar söz konusu değil orada. Biden 20 Ocak'ta koltuğa oturduğu zaman ne tür kararlar verecek bilmiyoruz. Yani demokrat bir başkan geldi diye orada güvercin olacağı anlamına gelmiyor. Yo, çok daha şahin politikalar izleyecekler. Evet, evet. Özellikle dış politikada çok şahin. Blinken biliyorsunuz çok sert politikalar izleyeceğini açık açık söylüyor. Öbür taraftan mesela şeye bakıyorsunuz. Yeni Hazine Bakanı Yellen ve yardımcısının açıklamalarına bakıyorsunuz. Artık sopayla bir şekilde dünyayı dize getirmemiz gerekiyor falan diye açıklamalar yapıyorlar. Yani çok daha agresif. Dolayısıyla katsa yaptırımlarını es geçmemek gerekiyor. Ben burada Halkbank yatırımları... Tabii Halkbank davası meselesi var. Yani önümüzdeki dönem çok karışık. İnsanlar da bunları yakından takip ediyor. Ben bir hani arada konuşuyorduk, bir not olarak belirtmek isterim. Mevcut medya üzerinden, hani ele geçirilmiş medya üzerinden çok ciddi bir propaganda yapılıyordu geçtiğimiz yıllarda. Ama artık öyle değil. Ekonomik verilerle ilgili bir propaganda mı? Ekonomik yani verilerle ilgili, uçuyoruz, tabii ekonomik verilerle ilgili, siyasi eğilimlerle ilgili. Bizi kıskanıyorlar. Yani çok ciddi anlamda propaganda yapılıyordu. Ama şimdi görüyoruz ki işte Halk TV reytinglerde birinci çıkmaya başladı. Ya da işte sosyal medyadan çok daha ciddi takip etmeye başladı insanlar süreçleri. Yani güvensizlik insanları başka noktalara yöneltiyor. Bu da şeyle oluyor tabii. Yarım dolar 4 lira falan derseniz insanlar gülmeye başlıyor. Ve izlemiyor o mecraları, takip etmemeye başlıyor. Ve ekonomi de birinci sırada çıkmaya başlıyor. Ben daha da yüksek bekliyordum açıkçası rakamları. Daha önce %70'in üzerinde çıkıyordu hep. Biraz azalmış, artık bıkmış demek ki insanlar ekonomi konuşmakta. Ya da belki reform nedeniyle bir kredi mi açtılar acaba? Bu reform işi tuttu mu? Ekonomi yönetimi değişti, maliye... Ekonomide reform oldu mu olmadı mı bütçeye bakacaksınız. Daha yeni onaylandı geçen hafta. Türk milletinden 1 trilyon 2021 yılında sizin, benim, hepimizin kazancından 1 trilyon vergi toplayacaklar. Bunun toplanan vergiden her 3 liranın biri personel, devlet memurunun maaşına gidecek. Faize gidecek. Faize gidecek. Diyanete yine bilmem kaç bakanlıktan daha fazla para gidecek. 13 Bodrum'da külliye yaptırıyorlar. Evet, evet.
Şimdi 1 trilyon dediğiniz para yaklaşık hane başına 50 bin lira vergi toplanacak ama bunu çaktırmadan alacaklar. Herkes net maaşına odaklanmışken kimse brütüne bakmayacak. İşverenin üstündeki yükü görmeyecek. Demin dedik limonata aldığınız zaman marketten ondan 2 tane vergi vereceksiniz ama siz fiyatın içinde göreceksiniz onu. Benim açımdan mesela CHP bunu çok eder. Bu sarayın bütçesi halkın bütçesi değil. Bir bütçenin halkın bütçesi olabilmesi için sırtındaki vergi yükünden kurtulması lazım. Bir bütçenin bir ekonomide reform olacaksa kurak, Türk ekonomisi kurak bir tarla. Sermaye birikmiyor bu ülkede. Para lazım. Onun için yabancı yatırımcı, Katarlı'ya bunu satalım, onu satalım. İstanbul ne o Kanal İstanbul'un sahil kıyılarını Katarlı emire satalım. Yeter ki para gelsin. Para ekonomide su gibi. Ve burası kurak bir ülke. Ama beyefendinin belirttiği şartlarda işte ahim kararı bizi ırgalamaz. AB'nin yaptırımı seni ırgalamaz belki. Çünkü sen saraya günde 10 milyon lira para giriyor. Her gün 10 milyon vergi veriyorum ben saraya. Tabii ben de, bana da gelse 10 milyon beni de ırgalamaz. AB yaptırımı, KATSA yaptırımı, efendim, AHİM'in kararını ben de ırgalamam. Ama sokaktaki adamı ırgalıyor işte. Dövizin fiyatı belli, benzinin fiyatı. Bak 10 kişinin 7'si ekonomiden şikayetçi. İşsizlikten, hayat pahalılığından şikayetçi. Eğitimi de hatta koyabilirsiniz ekonominin içine. O da onun bir parçası. Tabii, ha, ben demin bir espri yaptım. Orada da hani üzülerek izliyorum. Türkiye niye bu halde? Ben ömrümü buna adadım. Hani dedim ya liberal seçmen kararlı, kararsızı yok. Çünkü liberal seçmen yok Türkiye'de. Su sorunuyla, susuzlukla, kuraklıkla özgürlüğü aynı değer verilmiş. Yüzde yarım mıydı? %0,6. Adalet 1,6. Sen adaletle özgürlüğü yukarılara taşımadığın müddetçe her sene o ankette işsizlik, açlık, sefalet, hayat pahalılığı birinci gelecek. Bravo. Bu kadar net. Bravo. Doğru, bunu Avrupalı yüzyıllarca önce çözmüş. Önce hakkım, hukukum, özgürlüğüm, adaleti vereceksin. Ondan sonra ekonomin düzelecek. Tersi olmuyor. Türk seçmenine benimle çok dalga geçildi. Ya sen bize efendim hak, hukuk, özgürlük anlatacağına aş iş anlat. Ben de onlara derdim. Oğlum sen hak, hukuk, özgürlüğüne sahip çıkmadığın müddetçe hep iş aş arayacaksın. Oğlun da arayacak, torunun da arayacak bu kafada gittiğin müddetçe. Şimdi peki, bir şey, utanç tablosu burada. Bir şey rica ediyorum Güven. Bugün Süheyl Batum'la konuşurken kullandığımız bir Metin Akpınar fotoğrafı vardı. O fotoğrafı ekrana rica edebilir miyim lütfen senden? O fotoğrafın ekonomiyle ve yaşadığımız yoksulluk tablosuyla ne alakası var acaba? 80 yaşında bir sanatçıyı yargılıyoruz mesela bugün. Hani konuştuk ya adalet. 80 yaşında bir kadını hakaretten aldılar sorguya, gözaltına. Şimdi biz yani Metin Zeki ile büyüdük. Ve ben kasetten dinlerdim. Ben de Eskişehir, öyle. Ezbere bilirim. Yasaklar. Yasaklar, geceler bugün bile söyleyebiliyoruz. Bu fotoğraf. Şu anda bunu yaşıyoruz. Ve inanılmaz protest oyunlardı biliyorsunuz onlar. Eğlencelik değildi yani. Ciddi ciddi o günün yöneticilerini, siyasetçilerini çok ağır bir şekilde eleştirirlerdi. Bugünün deyimiyle ağır bir şekilde. Halbuki hiciv yapıyorlardı. Aynen öyle. O gün yargılanmayan Zeki Metin bugün işte bakın orada. Son derece saygılı da oturmuş orada. Çünkü hala sisteme inancı bence çok üst düzeyde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve tabii ki Atatürk'ün, İsmet İnönü'lerin kurduğu bu güzel cumhuriyete. Dolayısıyla benim için... Bir onur nişanesi gibi oturmuş orada. Hayır hiç dedi ya hiç, Cem Toker yani adaletin yani. Olmadığı yerde ekonomi de yok dedi ya. Şimdi şöyle, en büyük problemlerden birisi nedir Türkiye'deki ya da bizim gibi ülkelerdeki en büyük problem nedir? Gelir dağılımındaki bozukluktur. Evet. Sadece adalet değil yani hak da dedi orada, hak. Yani adil hak dağılımı.
Şimdi mesela sosyal devletlere baktığınız zaman, Kuzey Avrupa ülkelerine, Orta Avrupa ülkelerine baktığınız zaman oradaki ortak nokta şudur. Herkes adalet ister, aynı zamanda da gelirden ortak pay ister. Orta gelir düzeyi yüksektir bu ülkelerde. Onun için refah seviyeleri yukarıdadır. Onun için haklarını ararlar, onun için güvenceleri vardır. Sendikalaşırlar, örgütlenirler. Bu ülkeler dışarıdan baktığınız zaman tırnak içerisinde bizde çok beğenilmeyen liberal devletler gibi görünürler. Ama pek çok noktada sosyalist öğeler ön plana çıkar. Eşitlikçi öğeler ön plana çıkar. Onun için kesinlikle katılıyorum ben. Çok doğru bir şey söylüyor Cem Bey. Yani hak, hukuk, adalet denilen şeyler olmadığı sürece, kişiler kendi haklarını aramadığı sürece bu işsizlik, bu ekonomik sıkıntılar devam eder. Şükür politikası devam ettiği sürece bu ekonomik problemler devam eder. Bakın bunu izleyicilerinize somutlaştırmak isterim. Gelir dağılımında ayrı düştüğüm noktalar var ama konumuz o değil şu anda. Bizim söylediklerimizi afaki zannederler, edenler, adalet, haklar ve özgürlüklerin benim cebime giren parayla ne alakası var diyen izleyici varsa gayet basit. Girsin burada Google'a, renkli haritalar var. Okumak da gerekmiyor. Sadece resme baktığınız zaman Dünya Hukuk Devleti Endeksi haritası var, renkli. Hukuk devleti, adalet yerleşmiş, hukuk devletine önem veren, yargı bağımsızlığına önem veren ülkeler açık renkle başlıyor, koyulaşıyor. İşte ondan sonra ceberrut devletler en koyu renkte. Bir ona baksınlar. Basın özgürlüğü haritaları var, ona baksınlar. Özgür olan ve olmayan ülkeler haritaları var, renkli. Onları alsınlar. Ondan sonra da zenginlik, refah haritaları var. En zengin ülkeler kimler? Eğer sizin öyle bir krallık, işte petrol, gaz zengini, ceberut bir yönetim değilseniz, onlar istisna, bir kenara koyuyorum. Alıp haritaları üst üste koyduğunuz zaman ilkokul çocuğu bile renklerden görüyor ki sen bir hukuk devleti olup yargı bağımsızlığını, hak, hukuk ve adaleti bir anayasal bir düzeni kurmuş bir devletsen, o zaman para geliyor, refah geliyor, yatırım geliyor, zenginlik geliyor. O zaman hakça paylaşım oluyor. Yani ben şeye karşıyım bir kere. Ha, işte ürettik eşit pay. Hayır kardeşim, kim çok üretiyorsa o çok kazanacak. Yok yok, benim kastım o değildi. Yani, siz orada ben, yani adil, ben adil gelir dağılımından bahsettim. Adil gelir dağılımını. Adil gelir dağılımıyla kastım şey değil bu arada. Yani herkes pastadan aynı oranda pay alsın demek değil. Ben sabaha değildi. Kadar ders çalışacağım, 100 alacağım. O dalgasını geçecek, 0 alacak. Adil, sosyal demokrat yapalım, verelim. İddiam o değil. İddiam yani şu. Ben netleştireyim durumu ona göre. İdeal, ben de netleştireyim o zaman. Ben sizinle bir şeye girmedim polemiğe. İzleyici için netleştireyim. Aynen. Ben de netleştireyim ki yanlış anlaşılmaları önleyelim. Bu çok basit bir şeydir zaten. Baklava denilen gelir dağılımı modeli. Yani tepedeki çok zengin olanlar çok az sayıdadır. Dipteki çok fakir olanlar az sayıdadır. Orta gelirli olanlar çok sayıdadır, daha fazladır. Evet, daha dengeli. İdeal devlet yönetimi budur. Hangi görüşte olursanız olun. Yani bunun adını ekonomik sistem olarak, sosyalizm olarak da adlandırabilirsiniz. Liberalizm sosyal olarak da adlandırabilirsiniz. Liberal, başka bir şey olarak da adlandırabilirsiniz. Ama burada çok özür dileyerek Cem Bey. Hani aynı noktadayız orada. Hiçbir sıkıntı güçlü yok. Elbette ortası. Çalışmaya ama hiç çalışamayacak pozisyondaysa da elbette o da yaşam haklarını bir şekilde almalıdır. Aslında imzalamaktan o, orada hani... Doğru. Hiç çalışmıyor, bu adam ölsün. Yok öyle bir dünya. Sizin de öyle düşünmediğinizi biliyorum zaten. Şimdi biraz önce programın başında söylediğim hani şu 204 milyar doların 5 müteahhite gitme hikayesi var ya. 5 müteahhite gittiği an 80 milyon kişi fakirleşiyor ya. Aynı zamanda ülkenin başına ne geliyor biliyor musunuz Özlem Hanım? Türkiye borçluluk açısından bakıldığı zaman dünyadaki borçluluk listesinde 6. sırada. 6. sıradayız. 120 ülke arasında en çok borcu olan
ve bu borçları çeviremeyen ülkeler sıralamasında 6. sıradayız. Demek ki bizim olmayan bir varlığı aslında kullanıyoruz. Borcumuzun gayri safi, bakın borcumuzun gayri safi milli hasılaya oranı. Nedir gayri safi milli hasıla? Tüm toplam gelirlerimiz. Bütün ülkenin tüm gelirlerimiz. Ona oranı olarak bakıldığı zaman Türkiye 2. sıraya yükseliyor borçluluk açısından. 2. sıraya kadar yükseliyoruz. O kadar kötü durumdayız. Bir başka tablo daha söyleyeyim size. Ondan sonra sözü bırakayım. Rezervlerin, yani Merkez Bankası rezervlerinin ve hazine rezervlerinin borçları karşılama oranı açısından bakıldığı zaman 120 ülkenin ortalaması %72. Yani rezervleri %72 oranında borçlarını karşılıyor. Türkiye'ninki ne kadar biliyor musunuz? Bizim rezervlerimizde borçlarımızı %18 oranında karşılıyoruz. O da 2020 başında, şu anda muhtemelen o %16'lar seviyesine kadar düştü. Yani biz bizim, net olarak üretmeyen ama sürekli harcayan bir ülke yapısına, biz ekonomi biz şu anda yapısına. Batık bir ülkeyiz. Kimse kusura bakmasın. Yani herkes karnından konuşuyor. İşte Cem Bey çıkıyor söylüyor belki arada, bağırıyor sesini duyurabildiğince. Ben siz duyurmaya çalışıyoruz. Ve insanlar duymaya çalışıyor, duyuyor artık. %15'le bizim önümüzde olan tek ülke hangisi biliyor musunuz Özlem Hanım? Arjantin. 3 senedir arka arkaya krizler yaşayan, devalüasyonlar yaşayan, kendisini çeviremeyen, IMF ile masaya oturmak zorunda kalan Arjantin sadece bizim önümüzde. Nasıl oluyor da bizim ekonomimiz uçuyor, kaçıyor, V çıkışlar yapıyor, gelir dağılımımız harika oluyor? Ben reform sorusunu ama hiç sormamaya kararlı. O riski zaten somut olarak ortaya koyuyor söylediğinizi. Biz yüzde kaçta borçlanabiliyoruz, dünya yüzde kaçta borçlanabiliyor. Bravo. O rakam ama CDS'imiz 600'dü biliyorsunuz. Ya ben bu adama para verirsem geri alabilir miyim, alamaz mıyım riskine bakıyor. Sağlam, aynı piyasadaki gibi. Piyasada birisine borç vereceğiz ama bu adam bana geri ödeyebilir mi, ödeyemez mi? İnanıyorlar mı ödeyeceğimize? Efendim? İnanıyorlar mı sizce ödeyeceğimize? Çok yüksek primle borç verdiklerine göre şüpheleri var. Büyük şüpheleri var. Peki. Aynen öyle. Bu kadar net. Peki tekrar dönüyorum verilere Güvencim. Son 3 grafiğimiz. Değerli Murat Karan'ı bir kez daha ekrana rica ediyorum. Araya Araştırma Başkanı. Murat'cığım, Araya'nın Aralık 2020 araştırması. Bu yılı kapatırken son araştırma verilerini de Murat Karan'la yorumluyoruz ve zaten son kuşağında ikinci yarısına böylece gelmiş oluyoruz. İlk veri, erken seçime ihtiyaç var mı diye sormuş Araya Araştırma. Sizce erken genel seçime ihtiyaç var mı? Murat, anlatır mısın bu veriyi lütfen? Bu veri, bundan 3-4 ay önce aynı soruyu sorduğumuzda bu rakamlar %25-30'larda çıkıyordu. Daha çok kararsız seçmenin ifadesi oluyordu. Ama muhalefet partisinin iki büyük lideri, hem Meral Akşener hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim söylemlerini kamuoyunda gündeme taşıdıkça bu rakam, özellikle muhalefet partisi seçmenlerinde, liderlerinin de söylediğinin üzerinden yükselmeye başladı. Hemen hemen %46'ya 50, yani 50'ye 50 Türkiye'de bir erken seçime ihtiyaç olduğu konusunda kanaat oluşuyor. Bu rakama baktığımızda, bu 46'ya 50 rakamı bize bu yayında, galiba yayınlamayacağız ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile alakalı soruda da buna benzer rakamlar karşımıza çıkıyor. Var o da. Onu da yayınlayacağız. Evet. Arkadaşlarım getirsinler sistemle ilgili grafiğimizi. Murat Karan anlatırken o da geliyor şimdi. Murat, dinliyoruz. Evet. Evet. Erken seçime ihtiyaç yok. Evet, bu grafiğimiz. Bu grafiğimiz bu ay biraz daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönünde biraz daha yükseldi, 47'lerde. Bu rakam Türkiye ortalaması 2020 yılı boyunca ortalamaya baktığımızda, her ay sorduğumuz bir soru bu çünkü. %45'lerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, %55'lerde de güçlendirilmiş parlamenter sistem geliyor. Bu ay özellikle dış politikadaki bu işte önce Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, arkasından Amerika, Avrupa'da yaşanan düşük yoğunluklu gerilimler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve hükümet partilerinin, AK Parti ve MHP'nin oy oranlarına da olumlu yönde etkiledi.
Peki o zaman bu olumlu yönde etkilenmiş oy oranlarını da görelim son veriler olarak. Bugün seçim olsa grafiğimiz. Önce lütfen evet bunu görelim. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bu kararsızlarla olan dağılım. Bir sonraki grafikte kararsızlar dağıtıldıktan sonraki hali Murat Karan bize bu verileri anlatıyor. Biz araştırmacıların en büyük sıkıntısı ve hala tartışma konusu olan bu araştırmalarımızda o kararsız hiçbir diyen seçmeni nasıl dağıtacağız ve neye göre dağıtacağız? Aslında bu kararsız seçmen analizini yaparken de belki buraya bir ışık tutabilir miyiz diye baktık ama bu %23'lük kesimi yine aynı klasik usulle orantısal olarak dağıtabiliyoruz şu anda. Onu gösterelim. Yani, evet. Deniz'ciğim kararsızlar versiyonunu bir gösterelim. Sonra Murat Bey anlatmaya. Evet bu kararsızlar hali oyların. Dolayısıyla Türkiye'nin ikinci büyük partisi hala kararsızlar. Kararsızları nasıl dağıttığını şimdi Murat Bey anlatacak. Dağılmış halini de lütfen ekrana getirelim. Evet. Murat Bey sizi dinliyorum. İşte burada tartışma konusu burada başlıyor işte. O %23'lük kararsız diyen seçmeni partilerin oy oranlarına göre yani birinci sorudaki oy oranlarına göre orantısal olarak dağıtıyoruz. Orantısal olarak dağıttığımızda bu ay için AK Parti %39.3, CHP 22.4, İYİ Parti 11.1, MHP 10.5, HDP 10.4, Deva Partisi 3.1, Saadet 1, Gelecek Partisi de 0.7 olarak gidiyor. İşte bu ayın özel gündem konusu ve özel gündeminden kaynaklanan özellikle az önce söylediğim gibi dış politikadaki özellikle vatandaşın savunma psikolojisiyle diyelim ve son olarak da HDP ile MHP'nin girdiği polemik sonucunda MHP'de ve AK Parti'de bu ay için nispi bir yükselmeye sebep oldu diyebilirim. Peki bir önceki kararsızlar grafiğini tekrar ekrana rica ediyorum Güvencim, Denizciğim. Evet bu çok önemli bir veri. Önümüzdeki dönemde siyasetin bu veri üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum. Eğer Ankara'da konuşulan üçüncü bir ittifak işte biz yerli ve milliyiz falan diye böyle bir ittifak söz konusu olursa Türkiye'nin ikinci partisi olan kararsız seçmenden oluşan 23,2'nin dağılımı da başka türlü gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Bunu bütün siyasetçilerin yakından takip etmesi gerektiğine inanıyorum. Gelelim araştırmanın son grafiği olan başkanlık dağılımında ittifakların oy oranına bakalım isterseniz. Hangi ittifak daha önde gözüküyor? O pasta dağılımını. Evet geçerli oylar üzerinden. Bu da yine Murat'cığım galiba kararsızlar dağılmış halini görüyoruz. Evet. Evet yani o noktada bir işte az önce bahsettiğim gibi kararsız seçmen o %23'lük yani her 4 seçmenden biri kararsız ama bunu orantısal dağıttığımız için bu ay için rakam Cumhur İttifakı %49'larda çıkıyor. Ben bu rakamı daha önceki aylarda düzenli olarak yaptığımız için biliyorum ve o trendi de yakaladığımızdan biliyoruz. Bu oran geçen ay %45'ler civarında çıkmıştı. Yani Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %45'ler civarında çıkmıştı. Neden %45'lerde çıkmıştı? Geçen ayki gündem konusu çünkü Ekonomi Bakanı'nın görevi bırakması, Türkiye'nin ekonomik sorunları, ekonomi meselesi, adalet sistemi konusu konuşulduğu zaman iktidar partisini oluşturan, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP oylarında bir gerileme dış politikada milli meseleler ön plana çıktığında HDP'nin siyasi yelpazedeki pozisyonu, terörle mücadele konusu ön plana çıktığında ise AK Parti ve MHP oylarında nispi bir yükselme oluyor. Bu düzenli olarak bu şekilde bu yükselme ve alçalmaları biz yakalıyoruz, sürekli bunu yakalıyoruz. Örnek vereyim, Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'de af çıktığında yani toplum affa karşıydı ve bu affın gerekçesi MHP'den biliniyordu. MHP'nin oyları o aylarda %8'lere kadar gerilemişti. Anladım. Ama şu son ay, bu ay yaptığımız çalışmada HDP ile girdiği polemikte MHP'nin oyları görüyorsunuz 10.5'lara kadar yükseldi tekrar. Anladım. Bunlar tabii aylık anlık fotoğraflar olduğunu söylemeliyiz. Böylece verileri bitiriyoruz ama ben Karabağ'ın da etkisi vardır MHP hocam. Azerbaycan Karabağ olayı. Mutlaka. Şimdi geleceğim size. Seni uğurlayacağım. Murat Karan Araya Araştırma Başkanı sevgili dostumuz. Çok teşekkür ediyorum ama son bir şeyi sana sormak istiyorum.
Biliyorum ki Ankara'nın çok değerli saygın araştırma şirketlerinden birinin sahibisin ve özellikle İYİ Parti ile Sayın Akşener'le de bir çalışma alanınız olduğunu biliyorum. Onun için özellikle şu fotoğrafı senin değerlendirmeni rica edeceğim ve Ankara'da sürekli olarak konuşulan bir Türkiye İttifakı, Türkiye Masası, işte Sayın Cumhurbaşkanı ile İYİ Parti arasındaki bir arka kapı diplomasi filan, bütün bu senaryoları değerlendirmeni isteyeceğim. Fotoğraf bugün Sayın Akşener'in Twitter adresi üzerinden paylaştığı şu fotoğraf. Şimdi ekrana geliyor. Malum Sayın Bahçeli'nin dön evine bitsin bu çile diye bir çağrısı olmuştu. Aynı gün birkaç saat sonra Sayın Akşener aracının içinden bu fotoğrafı paylaşıp genel merkezdeki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum dedi ve bu fotoğrafı, bu mesajı paylaştı. Murat, bu ne demek? Bu siyasete kadın elinin değdiğinin göstergesi tabii ki. Büyük bir nezaket ve zarafetle, biraz da alaycı bir tavırla yapılan davete verilmiş cevap. Bu kendi içerisinde özellikle bu iki siyasi partinin sosyolojik tabanları da birbirine çok yakın oldukları için tabandaki siyasette o insanların yüz yüze gelmelerinde, bir arada olmaları sırasında karşılıklı bu fotoğraflar aslında orada da bir yumuşamaya, toplumsal barışa da aslında hizmet ediyor. Hanımefendinin her zamanki o nezaketi ve inceliğini görüyoruz burada. Evime dediği evini diyor yani. Başka bir evim tabii yok diyor. Tabii evine gidiyor yani. O herhalde aracı. Evet, aracından. Kim sorabilir mi? Evet. Tabii Murat Bey, size Cem Toker'in bir sorusu var. Ben de masaya geçeyim sonra. Güçlendirilmiş parlamenter sistem derken seçmen biliyor mu nedir? Ben bile bilmiyorum. Yani burada zıttını biliyor Cem. Güçlendirilmiş parlamenter nasıl olacak? Eski oranla ne değişecek de güçlendirilmiş olacak parlamenter sistem? Ve bu daha kamuoyunda tartışılmadı. Ama seçmenin yarısı bunu istiyor. Ne istediğini biliyor mu seçmen? Zıttını biliyor. Efendim? Yani 2 yıllık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamalarından zıttını biliyor. Yani bu olmasında ne olursa olsun diyor. Anladım. Yani işte bu da siyasetin nasıl algı yarattığını gösteriyor medya yoluyla. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu devamlı bunu kullandıkları için güçlendirilmiş parlamenter sistem diye seçmen de tamam diyor, bunu şey yaptık. Bunu istiyoruz. Ama bunun açıklaması Ocak ayının sonunda yapılacak bir sistem çalışması üzerinde. Yapıldıktan sonra. O zaman anlayacağız ve madde madde konuşmaya başlayacağız. Şu an detaylarını ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ama devamlı güçlendirilmiş parlamenter. O bir kod gibi neredeyse. Murat Karan, çok teşekkür ediyorum. Çok kapsamlı bir araştırmanın verileri üzerinden yılın son programını birlikte yapmış olduk. Analizleriniz ve çalışmanız için var olunuz. Ayrılmadan önce yayından 2020'ye dair bir şeyler söylemek isterseniz duyalım. Sonraki 20 dakikada biz beraber Selçuk Bey ve Cem Bey ile devam edeceğiz. Önce nazik davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Stüdyodaki konuklara da saygılar, selamlar diliyorum. Yeni yılın öncelikle sağlıklı, amin, mutlu, huzurlu ve ekonomik olarak da tüm vatandaşlarımızın, tüm Türkiye nüfusunun inşallah daha refah içerisinde, daha müreffeh yaşayacağı, çocuklarıyla daha mutlu olacağı bir yeri olmasını diliyorum. Barış içinde. Çok teşekkür ediyorum Murat Karan, Arya Araştırma Başkanı, Ankara'dan değerli dostumuz, araştırmacı Murat Karan'la birlikteydik 3 saat boyunca. Sağ olsun, kendisini uğurluyoruz ve ben dönüyorum Selçuk Geçer'e. Bu veriler üzerinden artık son 15-20 dakikadayız. Bu ekrandaki grafikler de bize eşlik ederken toparlayalım yavaş yavaş. Bence erken seçim geliyor mu? Bu ekonomik koşullar mümkün değil. Ya bu benim şahsi fikrim. Erken seçimin geleceğini düşünmüyorum. Katılıyorum size ben. Bu mevcut tabloda gitmez. Riske alamaz. Peki evet, ama yani bir yandan da diyorsunuz ki bu ekonomik tablo Türkiye'yi daha fazla taşıyamaz diyorsunuz. Batmış bir ülke diyorsunuz siz diyorsunuz. Bu koşullarda işte zaten mesele o. Yani ekonomik koşullar bu kadar kötüyken bunları düzeltmeden bir seçime gitmesi ciddi anlamda siyasi intihar olur. Öyle ya da böyle. O nedenle ben yakın zamanda bir seçim beklemiyorum. Yani yakın zamanda derken normal zamanının öncesinde bir seçim beklemiyorum. Bu benim şahsi fikrim elbette. Peki biz bu ekonomik durumla nasıl, yani ne olacak da mesela Türkiye 2 sene daha yoluna devam edebilecek? Yani Türkiye 2 sene daha yoluna devam edemeyecek Özlem Hanım.
Yani Türkiye'nin önünde maksimum 3-4 aylık bir süreç var. Programın başından beri söylüyorum, 1994 krizi çok kritik bir dönemdir. Bunu iyi okumak gerekiyor. O dönemde de doları baskıladılar, faizleri yükselttiler. Sonuçları siyaseten ne olmuştu onu da hatırlayalım. Siyaseten o dönemde onları yapanlar gitmişlerdi. Çünkü 2001 krizine de zemin hazırladı 1994 krizi ve 2001 seçimlerinde biliyorsunuz pek çok parti meclis dışında kaldı. Ve siyasi arenadan tamamen silindiler. Dolayısıyla ben önümüzdeki 3-4 aylık dönemde özellikle bu işin artık yönetilemez olduğunun anlaşılmasıyla birlikte çok ciddi döviz hareketleri bekliyorum, kur hareketleri bekliyorum. Bu Kartsalar, Halkbank davasının gündeme gelmesi. Onlar işin tuzu biberi olacak. Yani bizim bir kere makroekonomik verilerimizin tamamı bozulmuş durumda. Tamamı. Yani şu anda saymaya kalkarsam işsizlik, enflasyon en bildiğimiz şeyler. Peki diyelim ki bu iktidar gitti, bu ekonomi yönetimi gitti, bir şey oldu, seçim oldu, bir muhalefet grubu geldi, yeni bir ekonomi yönetimi oluştu. Türkiye'yi yönetmek mümkün mü? Daha mı iyi? Mümkün. Ya bir kere şöyle söyleyeyim ben. Türkiye potansiyeli olan bir ülke. Türkiye'de siz söylediniz, yani müthiş bir genç kesim var, iş gücü var. Ve bunların pek çoğu da birikimli çocuklar. Ya bunları kullanabilirsiniz. Çok tecrübeli işverenler var Türkiye'de. Yeter ki destek verin. Çok önemli bir tarım potansiyeli var. Yeter ki doğru destekleri verin. Türkiye'de ekonomik sorun yok. Ne yok. Var? Türkiye'de hukuksuzluğun, tek adam rejiminin ekonomiye yansımaları var. Örnek vereyim. Doları patlatan neydi? İşte Rahip Brunson, geri vermem, şu bu. Dış mihraklar, faiz lobisi, öyle dediler dış mihraklar. Öyle bir sebebi ihtiyaç yemi, vardı. Kuşlara atılan yemler onlar, yiyenler çıkıyor onları. ondan sonra Amerika ile ters düşüp senin ekonomini mahvederim, mal varlığını incelerim, IMF gibi kurumlara kredi verdirtmem. Bütün bunlar yabancı yatırımcı için önemli şeyler. Yabancı yatırımcı bizim gibi değil ki. 1.000 lira param var, hangi parayı hangi bankaya yatırayım diye bakmıyor. Bunlara bakıyor. Türkiye'nin fabrikaları duruyor mu? Duruyor. İş gücü duruyor mu? Duruyor. Beyin gücü çevredeki ülkelere oranla çok daha zengin, kaynakları, jeopolitik konumu, her şey burada. Yeraltı kaynakları. Ulaşımı. Yani her şey bizim denizleri. Lehimize. Kafayı kullanırsak bu ülkede fakirliğin iki nedeni olabilir. Bir. Bu coğrafyada aptallık. İki. Kötü yönetim. Bu kadar net. Kötü niyet. O da olabilir. Bilmiyorum. Hayır, kötü yönetimi kötü niyet olarak değerlendiriyorum. Şimdi ekonomi daha ne kadar dayanır? Şimdi onu anlatırsam diyeceksin yine kapkara tablo çiziyorsun, bir daha çağırmayacağım seni. Yok ama her seferinde yine çağırıyoruz. Hayır. Şimdi değil mi Deniz? Bakın. Not al. Bakın. Demokrasilerde ekonomi bozulduğu zaman yönetim değişir. Doğru. Demokrasiler dersin ki bu adamı denedim. Olmadı. Bakıyorum, 4 sene önceki halime bakıyorum, cebimdeki parayla ne alabiliyordum, şimdi ne yapıyorum falan. Bu beceremedi, şimdi ben bunu deneyeceğim, oyumla değişti. Bu demokrasilerde olur. Mesela Mısır'da Hüsnü Mübarek diye bir adam vardı. Mısır'da hiç güçlü ekonomi, zenginlik, refah duydunuz mu hayatı? Hayır. 30 sene adam seçim kazandı. Kaddafi de kazandı. Zimbabwe'deki Mugabe de kazandı. Kaddafi çok şey biraz bir örnek farklıydı. Ama çok farklı. O parası vardı, çok dağıtıyordu. Kaddafi hani gerçekten İslam sosyalizmi evet, falan filan ayağına. Saddam şey vardı. Saddam vardı evet. Yani o hani o seçim yapar mıydı o ayrı mesele veya siyasi partileri, ama Mısır daha güzel bir örnek. Zimbabwe daha güzel bir örnek. Aliyev seçim kaybeder mi? Azerbaycan ekonomisi bozuldu diyelim. Petrol fiyatları 10 dolara düştü, gaz fiyatları düştü. Aliyev kaybetmez, Putin de kaybetmez. Yani o Venezuela'da Maduro 26 seçim yaptım, hepsini kazandım ya diyor. Millet çöpten karnını doyuruyor ama ben seçim, Cüneyt Özdemir öyle dedi. Bana dedi nasıl demokrat değilsin dersin dedi. 26 seçim yaptım, hepsini kazandım dedi. Onun için ekonomi işte bozulur, iktidar değişir, ben oraya bakmıyorum. Şimdi Erdoğan'ın karşısına rakip çıkamaz. İki ayrı pusula. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugün itibariyle Erdoğan'ın elinde tuttuğu güce bakın. 1 trilyon verginin nereye harcayacağını kararnameyle, şunla bununla bir adam belirliyor.
Kanun yapma yetkisi var, kararname. Onu aldım, bunu getirdim, bunu atadım, bunu yasakladım, bunu gibi. Ya böyle bir yönetim. Devletin anayasa gereği tarafsız ve bağımsız olması gereken bütün kurumlar onun emrinde. RTÜ, Merkez Bankası, Sayıştay'ı, Osurgu, TRT'si, Anadolu Ajansı. Hadi onlar yargı kurumları. Yani yargı bağımsızlığında da durumumuz ortada. E şimdi unutuyoruz biz. Erdoğan o güçle, devletin bütün kaynağıyla, şusuyla, imkanıyla meydanlara indiği zaman hitabeti güçlü. Karizması yerinde. Kaybetti. Nereye kaybetti? Kaybetti. Neyi kaybetti? Ya ben o kadar artık işin basit olduğu kanaatinde değilim sizinle. Neden değilim? Kaybetti. İstanbul'u kaybetti. Ankara'yı kaybedilir. İstanbul yani mikro büyük şehirleri kaybetti. Bugüne kadar kaybetmiyordu ama Cem Bey. Orada Erdoğan yani, aday değildi ama. Erdoğan aday değil. Erdoğan hep adaydı. Siz, yani, siz bu benim bunu, siz olabilir, bunu gayet olabilir, iyi biliyorsunuz. Yani. İstanbul'da hep Türkiye belediye başkanından aday. Çok Sayın Erdoğan'ı görürdük geçmiş seçimlerde. 16 Nisan Ankara'da 2017 da. Referandumunu da kaybetti ama ne evet. oldu? YSK devreye girdi. Anayasada, kanunda yazan şey, ilkokul çocuğu okusa anlar. Hiç kimse... Mürsüz pusulalar geçersiz. Geçerli. Kimse gıkını çıkaramaz. Ben son derece tecrübesiz bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiç kimse kaybedemez değildir. Herkesin kaybedebilme ihtimali mutlaka vardır ve bunun en net göstergesi İstanbul seçimleridir, Ankara seçimleridir. Bunun en net göstergesi Bursa seçimleridir. Enseyi karartmayalım. Bursa'da kafa kafaya, Bursa'da kafa kafaya kazandı. Bunlar yerel seçimde şimdi, ama biraz şimdi, daha farklı bakıyorum. İktidara gel, o zaman şöyle yerel mi konuşacağız? Sayın Erdoğan'ın iktidara gelmesi de yereldedir. Doğru, İstanbul'da. Doğru, 94'te ne oldu dedi, kendisi, onu söyleyecektim. Kendisi de belediye başkanlığından bu seviyeye geldi. Demek doğrudur. Ki yerel çok kıymetli bir şey. O eski Türkiye'deydi, şimdi yeni Türkiye'de, ben, yeni rejimde. Yeni Türkiye'de biliyor çıkın. Musunuz? Bence. Bütün kalbimle bu, dilerim bu benim siz fikrim. Haklı çıkın. Ben bu haklı çıkacağım. Yiyeyim bu ben haklı çıkacağım bu zaten. Zaten ben haklı çıkacağım. Türkiye'de benim gibi, sizin gibi bir yığın Atatürk var, bir yığın İsmet İnönü var. Bu memleket daha ölmedi. Onun için ensemizi karartmayacağız. Doğru yetmeye devam edelim. Yeter ki şundan da vazgeçirebilelim insanlarımızı. İktidarı eline alan istediği gibi her şeyi götürür, istediğini yapar kafasından çıkartalım. Dürüst olalım, namuslu olalım, adil olalım. Hakça paylaşalım. Hep birlikte bir şeyleri yapalım. Güzel olan bu. O zaman hep birlikte kalkınacağız. Bence emin olun öyle bir genç kesim var ki buna inanıyorlar artık. Onun için zaten profiller değişiyor. Anket ekrana yansıdı beyefendi. O anketlerin hiçbiri hiçbir şey... %1.5 özgürlük, %1.6 adalet sorunu. Cem Bey bir şey söyleyeyim size. Orada genç nüfus da kadar, var. O kadar haklısınız ki o ankete baktığınızda. Yani o anketlerin bakayım. Hepsi İstanbul-Ankara seçimlerinde şaştı kaldı. Neye uğradığını şaşırdı. Bir dip dalga var diyorsunuz yani. Siz artık o anketlerle işin yürümediğini bu halk herkese gösterdi. Onu söyleyeyim. Bu halk... Gençlerden oluşuyor. Bu halk gümbür gümbür geliyor. Biz iyi ve akıllı bir halkız. Öyle bir halkız ki biz kazmayla, kürekle İngiliz'e, Alman'a, Fransız'a karşı savaş kazandık. Onun için niye ensemizi karartalım ya? Dediğim gibi siz haklı çıkın, ben bu kağıtları bu stüdyoda yemeğe alıyorum. 94'te büyük ne olmuştu? Konuşmayın. Hayır, 94 krizinden sonra ne oldu? Ankara'yı, İstanbul'u o zaman marjinal gördüğümüz Refah kazandı belediyeleri. Laik kesim paniğe kapıldı, ne oluyoruz, Türkiye nereye gidiyor diye, o hatırlayın. Çünkü laik kesim o günlerde bugünkü iktidarın yaptığı hataları yapıyordu. Evet. Çünkü o zaman... O alternatif olarak Refah adaleti savunduğu için geldi o dönemde. Yani onları savunmuyorum, o zaman bakın. Öyle bir siyasetçiler vardı ki evet. Seçim gecesi rakibimi tebrik ederim. Evet. Bu demokratik Bravo. Bir yarıştı. Millet bana muhalefet görevi verdi. Kendimize çeki düzen vereceğiz deyip inmeyi bilen siyasetçiler vardı. Siz bir seçim akşamı AKP Genel Başkanı'nın bu sözü söyleyip yarım puanla rakibim kazandı, ben kaybettim, kendisini tebrik ederim,
Çarşamba günü saraydan çıkıyorum. Millet bana muhalefet görevi ver. Siz bunun hayalini kurabiliyorsanız ben yapamıyorum. Kaybederse, demokratik yollarla kaybederse A kişisi B kişisi beni ilgilendirmiyor. Tıpış tıpış gider. Evet, bu cümleyle de isterseniz 20. saati 2020'de böylece noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir fikir tartışmasıydı Selçuk Geçer, çok Cem Toker. Yeni yıl mesajı vereyim varsa lütfen. Bir dakika. Tabii tabii. Umarım hepimiz şu maske eziyetinden kurtuluruz. Öyle kolay değil o. Ve tribünler yine tıklım tıklım dolar öyle maç seyredildi. Cem Bey şöyle yürekten bir elinizi sıkarım ben sizin. Bir sarılırız. Sessiz film seyretmek. Ben bıktım. En büyük iki temennim odur benim. Selçuk Geçer, sizin de alayım temenni. Ya ben o temenninin altına imza atayım. Şöyle bir elini tutup hani eskiden bizde bir de öpüşme vardır. Aynen. Türk geleneğinde. Şöyle Anadolu bir sırtına vurulur değil mi? Evet, evet. Bir sarılma vardır falan. Çok hepimiz özledim. Böyle şu hareketi. Ay sinir oldum ben de gerçekten haklısınız. Haklısınız ama temenni biz... harika yani. Onun için bir süre daha galiba koronayla yaşamaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Efendim uzun bir maratondu. Bütün teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. 2020'nin her cuma akşamını birlikte paylaştık. Sağ olun, var olun. Güven'e, yönetmenime teşekkür ediyorum. Deniz Geze editörüme ve rejideki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 5 saatlik bir yayın maratonunun bu akşam da sonuna geldik. 20. saat böylece bitti. 20. saatin 2020 versiyonunu 2020'de bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta 1 Ocak Cuma akşamı yeni yılın ilk cumasında yine karşınızda olacağım. Kafamda umutlu ve size ilham verecek olan bir format var. Cuma akşamı 1 Ocak'ta onu yapmaya çalışacağım. Bakalım becerebilirsem. Şimdiden hepinize sağlıkla, huzurla, aşkla, yaşama coşkusuyla geçecek olan yepyeni bir yıl, yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler, mutlu sabahlar, güzel bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın efendim.